sıkıntı. Saygıdeğer izleyicilerimiz, 6M1 Kanun'un 154. röportajındayız. 154. röportajımızda medyadan bir meslek büyüğümüzü konuk etmiş oluyoruz. Mehmet Altınışık, kendisini şöyle tanımlıyor Mehmet Altınışık. Bazen spor, bazen sanat, bazense savaş muhabiri olarak tanımlıyor. Ama biz biraz daha savaş muhabiri, o zor olan kısmını, işin zor kısmını konu alacağız. Çocukluğunu, öğrenciliğini ve bugününü konu alacağız Mehmet Bey'in. O zaman röportajımız başlasın diyelim. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Çok sağ olun. Kabul ettiniz röportaj teklifini. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız diyerek başlayalım. İyiyim, teşekkür ederim. İş, güç, koşuşturması. Siz de nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, iyiyiz biz de. Teşekkür ettik, birçok kez teşekkür ettik. Şunun için de etmek istiyorum. Röportaj teklifimizi kabul ettiniz. Uzun süredir haberleşiyorduk. Bir süredir haberleşiyorduk. Öğrencilik yıllarınızdan, çocukluk yıllarınızdan başlayalım. Nasıl bir öğrenciydi Mehmet Altınışık? Biraz haylaz. Yani ilkokulda daha durgun, ortaokulda biraz haşarı, lisede biraz daha haylaz bir öğrenciydim. Yani aslında öğretmenlerimin hiç beklemediği bir noktadayım diyebilirim. Yani çok böyle ders çalışan, ödev yapan bir öğrenci değildim ama sınavlarım iyi geçiyordu. İlk dönem sınavlarım hep kötü geçerdi ama ikinci dönem onları toparlardım, o zayıfları toparlardım. Ne derdi öğretmenleriniz? Peki öğretmenlerin isteyeceği konumda, göreceği konumda değilim diyorsunuz ya. Yani yani isteyeceği konumda diyemeyiz tabii ki ama hiçbir öğretmen öğrencisinin kötü bir yerde olmasını istemez tabii ki ama biraz haylazlık bende çok fazlaydı. Özellikle lise yıllarında hani böyle gazeteci olacak, işte bir noktaya gelecek gibi çok bakmazlardı. Öyle gider bu falan derlerdi yani. Peki ne düşünüyorsunuz? Gazeteci olacağım diyorsunuz. Yani elbette. Şimdi aslında benim hayalim orta okul itibariyle başladı. Aslında çok fazla dillendirdiğim bir şey değil bu ama asker olmaktı benim hayalim. Yani ortaokulda da bunun için bayağı bir çalıştım. Sınavına girdim. Askeriye sınavına falan da girdim. Sonra olmadı. Yani o hayalimizi gerçekleştiremedik. Acaba polis mi olsam derken o da olmadı. Sonra gazeteci bir arkadaşla tanıştık. O Önder Öztürk. Buradan ona da selamlarımızı gönderelim. O dönemler Kocaeli'de yaşıyordum. Onunla tanıştım. 2000'li yılların başıydı. 2000-2001 yıllarıydı. Onunla tanıştım. Birkaç sefer onunla habere çıktım. Yani aslında bir tanışıklık vardı. Önder'in daha çok babasıyla, Hüseyin abiyle bir dostluğum vardı. Sonra Önder'le dostluğum oluştu. Önder gazetecilik yapıyordu. Gazetecilik işiyle uğraşıyordu. O dönem Kocaeli TV'de çalışıyordu. Ben de onun yanında öyle birkaç sefer habere gittim. Sevdim bu işi. O dönemlerde zaten daha lise öğrencisiydim ben de. Sevdim de işi. Yerelden geliyorsun. Yani yerelden benim geçmişimde yerelden gelme var açıkçası. Hani Kocaeli TV ile başlayan bir macera, ardından TV 41, sonra yine yerelde ulusal kanalların, ajansların temsilcilikleri, işte İhlas Haber Ajansı. Bir de Kocaeli TV'de, işte TV 41'de birlikte çalıştığım arkadaşlar, daha doğrusu müdürlerin yaptığı temsilcilik, işte Kanal 7'nin temsilcileri vardı, NTV'nin, Show TV'nin, o dönem kanallar, 2000'li yıllarda her kanalın her ilde temsilcisi vardı. Evet. O dönem ben NTV temsilcisi Cemal Kaplan'la birlikte, o dönemde işte o aynı zamanda Kocaeli TV'nin haber müdürüydü, onunla birlikte başlayan bir süreçti benim için. Sonra Kocaeli'nin başka bir yerel kanalı, TV 41. Orada devam ettik. Ardından temsilcilik, kanal TV 24'ün temsilciliği, 2007 yılında ilk kurulduğunda, 2006'da ilk kurulduğunda onunla başlayan temsilcilik. Sonra Ankara, İstanbul derken şu an burada. İstanbul'a giriştiniz sonra, Ankara nasıl oldu? Ankara'da bir dönem, kısa bir dönem Ankara'da çalışma fırsatım oldu. Kocaeli'den Ankara'ya geçiş yaptım. O dönem 24, TV 24'te. Ondan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğimde de İhlas Haber Ajansı'na geçiş yaptım. Yani İhlas Haber Ajansı TGRT. İHA'yla tanışmamız. İHA'yla tanışmamız. Oğuzhan Güven
sayesinde oldu. Onunla bir görüşmemiz oldu. Birlikte çalışma fikrine sıcak baktık. Öyle başladı İHA macerası da. Aslında hani televizyon kökenli biri olduğumdan ajans bana çok ters gelmedi. Ajansçılık da yapmıştım ama daha çok televizyon kökenliydim aslında. Hani her yer bir şey katar diyebilirsin sana. Her tecrübe, her... Kesinlikle. Yani televizyoncu olarak başlarsınız mesleğe. Bir dönem sonra gazeteciliğe dönersiniz. O da bir tecrübedir. Ajansa çalışırsınız. O da size tecrübenize tecrübe katar. Bilginize bilgi katar. Çünkü ajans mantığı ayrı çalışır. Televizyon mantığı ayrı çalışır. Gazete mantığı ayrı. Yani haber mantığı olarak ayrı. Hepsinin farklı farklı yazımları, farklı farklı işlevleri vardır. Bunların hepsini yaparsanız hepsi ayrı ayrı birer tecrübe olur habercilik. Habercilik noktasında. Az evvel her yer bir şey katar dedik. O konuyu konuştuk. Yerel ne kattı size? Ulusal ne kattı? Şimdi gazeteciliği yerelde öğrendim ben. Yani ilk benim için... Sınıfını bir daha bakabilir miyim? Tabii tabii. Bakmıyorum, sürekli bölüyorum. Yok yok, estağfurullah. Madem yakın yaptık, böyle bir şey yapmak gerekiyor şu an itibaren. Evet. Tamamdır. Böyle bir sınıfına bakmayın. Yok yok, estağfurullah. Sıkıntı yok. Şöyle söyleyeyim, ben gazeteciliği yerelde öğrendim. Yani benim için gazetecilik yerel kanallarla başladı. Kocaeli TV ile başladı. Ben orada öğrendim gazeteciliği. Gazetecilik nasıl yapılır, televizyonculuk nedir, nasıl haber yapılır. Ben hepsini yerelde öğrendim. Zaten bana göre iyi bir gazeteci olmanın yolu yerelden geçmesi lazım. Yani yerelden geçmesi gerekir. Ben bütün... Şimdi üniversite öğrencileri geliyor, görüşmek istiyorlar, konuşmak istiyorlar. Yani siz nasıl bir yol izlediniz, biz nasıl bir yol izleyelim gibi fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ben hepsine aynı tavsiyede bulunuyorum. Okudukları illerdeki televizyon kanallarına, gazetelere, oralara yönlendiriyorum genelde. Oradan başlayın, oradan öğrenin. Çünkü gazeteciliği yerelde öğrenirsiniz. Bu çok açık. Yerelden başlar, ulusala doğru bir yol. Elbet, yani mayasında yerel olmayan gazetecinin zorlanacağını düşünüyorum açıkçası. Yani mayasında yerel olması lazım. Çünkü gazetecilik en aşağıdan başlar. Yani baktığınızda il olarak, yani genel olarak, genel bir konu çerçevesinde düşündüğümüzde en alttan başlamakta her zaman fayda vardır. Yerelde gazetecilik de alt noktadır. Oradan başlarsınız. En üste gelirsiniz. Peki, hedefinize ulaştınız bir anlamda, bir yerden sonraki hedefinize. Muhabirlik sizin için nedir? Tanımı nedir muhabirlik? Ya aslında sadece muhabirlik olarak değil, gazetecilik genel bir konu içinde. Yani gazeteci, televizyoncu genel bir konuda konuşacak olursak, yani bir hayat biçimi gibi görüyorum. Yani ayrı bir havası olan, ayrı bir yaşam biçimi olan, ayrı bir felsefesi olan bir meslek. Gerçekten yani bu iş sevmeden yapılabilecek bir iş değil. Bir kere onu bir baştan söyleyelim. Hani az önce ifade ettim. Genelde öğrenci arkadaşlar geliyor, soruyor. Hani bu işi gazeteci olalım, para kazanalım mantığıyla başlanırsa bu işe çok götürebileceğiniz bir iş değil. Yani bir de yaşam tarzınıza, hayat tarzınıza uyan bir meslek seçmekte fayda var. Yani gazetecilik benim yaşam tarzıma uyan bir meslek. Benim için gazetecilik, televizyonculuk, muhabirlik yaşam biçimidir. Yaşam biçimidir. Peki bir de savaş muhabirliği. Kendinize Twitter'daki biyografi bölümünde bazen spor, bazen muhabir, bazen spor muhabir, bazen sanat muhabir, bazen de savaş muhabir olarak tanımlıyorsunuz. En yakın hissettiğiniz hangisi? Hangi kategori? Kuşkusuz savaş. Yani şimdi benim orada Twitter'da aslında biraz esprili bir yaklaşım. O espri de şuradan geliyor. Ben savaş bölgesine gidiyorum. O savaş bölgesinde bir ay, iki ay, üç ay artık her ne kadar bazen değişebiliyor o süreler tabii ki ama döndükten sonra kendimi bir Fenerbahçe idmanında, Galatasaray maçında veya bir sergi açılışında, bir festival haberinde, daha da ileriye gideyim bir pazar haberinde patlıcan kaç para olmuş, domates ne kadar düşmüş,
soğana ne kadar zam gelmiş gibi bir haberin içinde bulabiliyorsun. Dolayısıyla aslında benim o Twitter'daki yazım oradan geliyor. Aslında bir esprili bir yaklaşım. Hani bazen sanat, bazen spor, bazen savaş muhabiri esprisi oradan geliyor aslında. Yani savaş bölgesinden geliyorsun farklı bir alana. Geldiğinizi duyuyor musunuz? Biz orada neyin peşindeyiz, burada neyin peşindeyiz? Elbette bu düşünce savaş bölgesinden dönüp burada rutin bir haber takibi yapan bütün gazetecilerde oluşur o. Yani hani bir de çok hafif gelir. Yani bir savaş, yani savaşın yaşandığı, insanların hayatlarının değiştiği, hatta ülke kaderlerinin değiştiği bir yerden gelip bir pazar haberi yapmak veya bir festival haberi yapmak çok kolay olmuyor açıkçası. Örnekleri var mı? Elbette. Yani ben de örneği, onun örneği çok. Şimdi Kuzey Irak'ta işte IŞİD baskınları vardı. İşgalleri vardı daha doğrusu. Şimdi aylarca orayı takip ettik. Dönüşümüz sanırsam yani Kurban Bayramı'na denk gelmişti. İşte Kurban Bayramı öncesine denk gelmişti. Birkaç gün dinlenme fırsatı oluyoruz tabii ama gidip pazarda kurban haberi yapabiliyorsunuz. Yani hayvanlar ne kadar olmuş, ne kadar şey yapmış. Hani bu biraz tabii tuhaf geliyor. Veya işte gündelik bir haber takibi atıyorum. Bir siyasetçi takibi, bakan gelmiş veya bir milletvekilinin katıldığı bir program. Daha biraz daha hani savaşa yakın diyebileceğim işte bir trafik kazası veyahut da bir yangın gibi. Yani hani oradan gelip, ama tabii ki yani en şeyi, hafif kaçanı işte daha çok böyle sergi haberleri, festival haberleri, pazar haberleri gibi, bunlar çok hafif kaçıyor tabii. Zorlandığınız anlar oluyor. Elbette bu adapte olmakta zor, büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani hani farklı bir dünyadan gelip apayrı bir dünyada yaşıyormuşsun gibi oluyor aslında. Hani orada yaşamla ölüm arasında o inir çizgide gidip gelirken birden kendini bambaşka, farklı bir ortamda bulabiliyorsun. Gel portakal 2 lira, çilek 3 lira. Yani tanzim satışları da başladı tabii ama. Hayırlısı olur inşallah. Evet, hayırlısı. Savaş muhabirliğine geçiş nasıl olmuştu? İlk görevimizi anlatır mısınız bize? Nereye hissettiniz? Ya, çevrenizdeki tepki nasıldı? Yani şöyle söyleyeyim, müthiş bir tepki vardı, olumlu, olumsuz. Benim için hep hayal ettiğim bir şeydi savaş bölgesinde çalışmak. Yani işte meslek büyüklerinden gördüğümüz, mesela benim meslek büyüğüm Gökhan Ayar vardır. Ben ondan görmüşlüğüm vardır. Coşkun abi zaten tartışılmaz. Birçok meslek büyüğümüz var böyle. Hep onlardan gördüğümüz şeydi. Benim de hayalimdi açıkçası. Benim için de bir hayaldi o bölgeye gitmek. İlk görev yerim Irak Savaşı'yla başladı. Irak'ta sanırım 2007 yılındaydı. Kısa bir deneyim oldu benim için o dönem. Çok kısa bir kalma sürecim var. 2-3 günlük bir süreçti ama ilk öyle başladı. Sonra özellikle Arap Baharı olarak adlandırılan o Orta Doğu'daki kalkışmalar mı desem, darbe girişimi mi desem bir hafta gibi. Ondan sonra işte yine Kuzey Irak, Suriye, Mısır, Tunus, Libya gibi bölgelerle devam eden bir süreç. Peki pişman mısınız? Yok hiç pişman. İçin girdiğinizde savaş muhabirliği oldu. Yani savaş muhabirliği noktasında hiçbir... Gurur mu duyuyorsunuz? Nasıl duyuyorsunuz? Ya aslında bir gurur da değil, bir pişmanlık da değil. Dediğim gibi benim için bir hayaldi. O hayali gerçekleştirme oldu. Hani onun ötesinde herhangi bir ne bir gurur ne de bir pişmanlık yok yani hani. Kollu kuvveti sevdasından aslında biraz da gazeteci. Tabii yani. Bunu, evet yani bütün olay aslında benim çocukluk hayalim. Ortaokul yıllarından bu yana demeyeyim artık, geçti bizden çünkü. Ortaokul yıllarında hani asker olma hayali vardı. O olmadı, polis olur muyuz derken işte polis muhabiri olduk. Tabii zaten savaş muhabirliği de polis muhabirliğiyle başlar aslında. Hani muhabirlerin de çeşitli alanları vardır. Siyaset muhabiri vardır. Aslında sanat muhabiri de vardır. Pazar muhabiri de vardır. Bir de polis muhabiri de vardır. Adliye muhabirleri var. Bunlar aslında hep farklı farklı alanlar ama bazı kurumlarda aynı kişi hepsini birden yapabiliyor. O biraz da kuruma göre değişiyor. Buraya nasıl dönüştürdünüz? Yani önceden muhabirler
her kurumda farklı farklı kategorilerle tanımlanıyordu, sıfata dönüyordu. Elbette. Ama şu an mesela siz savaş muhabiri, işte farklı alanlarda. Bu tamamen o yönetimsel bir durumu. İşte haber müdürünün takdiri. Kemer sıkma da değil mi? Elbette kemer sıkma. Ya kemer sıkma olmaz olur mu? Zaten dediğim gibi hani bu tamamen yani yönetimsel demek zaten kemer sıkma demek bir nevi. Şimdi her alanın ayrı bir muhabiri olması demek birden fazla çalıştırman gerekir. O ayrı bir şey ama çok fazla muhabir çalıştırmak demek. O da artık sanırsam medyada çok yeri kalan bir şeydi. Evet. Medya dedik, kemer sıkma dedik. Kanalların kapandığını görüyoruz ama yeni açılan da bir kanal da var. Haber Global, evet. Ben de şu anda Haber Global televizyondayım. Kuruluşundan... Ya ben daha önce 24 TV'nin kuruluşunda yer aldım. Bir televizyonun kuruluşunda yer almak gerçekten güzel, zevkli bir şey. Şu anda Haber Global televizyonu her geçen gün büyüyor. Hedefimiz Türkiye'nin en iyi 3 kanalından biri haline getirmek. Dileğimiz de odur. Yönetim de onun için çalışıyor. Gerçekten çok iyi bir yönetim var. Şu an Haber Genel yayın yönetmenliğini Erdoğan Aktaş, yine haber yayın yönetmenliğini Alişer Delek yürütüyor. İkisi de çok tecrübeli, çok iyi gazeteciler. Muhabirlikten gelen yöneticiler, hani düz bir yönetici değil, gazeteciliği çok iyi bilen insanlar. Gazeteciliğin en iyi döneminde en iyisini yapmış insanlar. İyi bir yönetim anlayışına sahipler. Haberciliği biliyorlar. Yani ikisi de haberciliği çok iyi biliyor. Onların yönetiminde iyi bir kanal olma yolunda gidiyoruz. Yani inşallah daha iyi olacak. Temennimiz o. Yani hedefimiz Türkiye'nin en iyi 3 haber kanalından biri olmak. O yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teşekkür ederim. İki kadrosu da mühim değil. Güzel bir kadrosu var. Yine Türkiye'de tanınmış önemli muhabirleri kadrosuna kattı ki bunlardan bir tanesi Aytaç Kurnaz. Yine Murat Karataş, Ela Sezen gibi önemli. Estağfurullah. Damla Turgutlu var. Bunlar bir döneme damgasını vurmuş. Hala bunu sürdüren önemli muhabirler bana göre. Önemli bölgelerde görev yapmış ve şu an yine Haber Global bünyesinde olan muhabir arkadaşlarımız var ki İrem Seles. Bunlar değerli muhabirler. Bu kanalın Haber Global kanalının büyümesinde etki edecek insanlar ki şu an İstihbarat şefliğinde Selahattin Günday yapıyor ki Selahattin Günday Türkiye'nin görebileceği en iyi adliye muhabirlerinden biridir. İyi bir istihbarat mutfağından geliyor diyebiliriz, evet. Peki, savaşı nasıl tanımlarsınız? Savaşın ortasında, birçok çatışmanın ortasında bulunmuş bir savaş muhabiri olarak savaşı nasıl tanımlarsınız? Savaşı herkes, savaş bölgesinde çalışan her muhabirin kendine göre farklı bir tanımı olabilir. Hatta savaş muhabirliğinin ayrı da bir tanımı olabilir ama bana göre savaş muhabirliği tarihe tanıklık etmektir. Ben bu soru bana çok soruldu. Her sorulan soruya aynı cevabı veriyorum. Savaş muhabiri tarihe tanıklık eden kişidir. Neden tanıklık eden? Şimdi bir ülkenin yönetimi değişiyor. Hatta bir ülkenin kaderi değişiyor, geleceği değişiyor ve bu değişirken siz o bölgedesiniz, o anlara tanıklık ediyorsunuz, o anları yaşıyorsunuz. Sizin orada yapacağınız her iş aslında geleceğe bırakılacak bir nottur. Yani geleceğe bırakılacak bir perspektiftir diyebiliriz, yani bir bakış açısıdır. Sizin orada yapacağınız işler, kaleme dökeceğiniz o haberler, gelecekte tarihi oluşturabilecek haberler, tarihi oluşturabilecek olgular olabilir yani. Dolayısıyla bana göre savaş muhabiri demek, tarihe tanıklık etmek demektir yani. Tabii hani o tarihe tanıklık kısmı hemen ortaya çıkmaz. Yıllar sonra ortaya çıkar. Yani çok yıllar sonra, hani belki onu biz bir daha konuşamayız ama bizden sonra mutlaka o ülkeyi konuşacak. O ülkede o dönem yapılan haberleri önlerine koyup tartışacak ve bunu bir tarih olarak değerlendirecek nesiller olacaktır yani. Cesaret işi de var. Büyük cesaret işi. Yani neticede... Aslında cesaret sizde de var.
kolluk kuvvetleri sevdasıyla gelen bir cesaret. Kesinlikle. Hani ben savaş bölgeleri noktasında her zaman hani böyle çok da şey olmak istemiyorum. Öyle şey yapmamakta fayda var ama şöyle diyeyim, hani bende bir cesaret vardı her zaman. Savaş bölgesine gitme noktasında hiçbir korku tereddüt pek yaşamıyordum. Yani ilk, tabii ki ilk deneyimizde bunları yaşıyorsunuz. Korku da oluyor, panik de oluyor. Ama genelde bende o sakinlik hakim. Yani o savaş bölgesi, bir de sevda o yani, ayrı bir sevda. Hani savaş bölgesine giderken illaki bir tereddüt yaşıyorsunuz ama genelde cesaretli olmakta fayda var. Ama çok büyük cesaret göstermek de doğru değil. Ya aslında orada soğukkanlılığını korumak, yani o bölgede soğukkanlılığını korumak, çok fazla ön plana çıkmamaya çalışmak, gayret göstermek. Yani çok fazla cesaret de iyi değil ama korkaklık da iyi değil. Biraz da korkmakta fayda var tabii ki ama. Evet. O kadar savaşa tanıklık ettiniz, o kadar çatışmanın içerisinde, o kadar iki grup arasındaki silahlı çatışmanın içerisinde kaldınız. Oradan döndüğünüzde, bu mega kentte, İstanbul'a oradan döndüğünüzde, normal hayata geçiş yaptığınızda, ölüm size bir şeyleri hatırlattı mı? Ya da ölüm sizi bir şeylere sürükledi mi? Mesela örneğin aranızın açık olduğu bir dostunuzla biraz daha farklı, ona karşı biraz daha farklı düşünmeye itti mi? Bunun gibi benzer örnekleri olan elbette mi size? Elbette bunlar olmaz olur mu? Şimdi bir tane örnek vermekte fayda var. Şimdi şöyle bir Kuzey Irak'ta özellikle bu Kuzey Irak'ın IŞİD'den temizlenmesi operasyonları vardı. Musul'u kurtarma operasyonu. Şimdi ben o dönemde de oradaydım. Operasyonlar başladığında tabii IŞİD veyahut da DAEŞ, yani farklı isimlendirilebiliyor. Bunlar birebir savaşan gruplar değil. Daha çok tuzak kuran, işte canlı bomba girişiminde bulunan, bombalı araç girişiminde bulunan bir örgüt. Bu bir tuzaklarını çok iyi hazırlayan bir örgüt. Başika cephesindeydik sanırım. Orada bir pet şişenin üzerine tam basacakken bir peşmerge askeri durdurdu beni. Dur dedi. O pet şişenin olduğu noktada meğer mayın varmış. Yani hani onun üzerine basmama artık saniyeler bile değil, saliseler kalmıştı. Dolayısıyla hani orada bir askerin dur diye bağırmasıyla durdum aslında. Yani dedim ya hani, yani ölümle burun buruna, ölümle yaşam arasında o ipincecik, o çizgi. İşte o anları yaşadığım bir anlardan bir tanesiydi o an. Dolayısıyla o noktadan, o bölgeden döndüğünüzde illaki İstanbul'da ufak tefek tartışmalar yaşadığınız arkadaşlarınızla, dostlarınızla o tartışmaları gözden geçiriyorsunuz. Çok da gerek değilmiş diyorsunuz yani. Hani hayat, çünkü hayatta hayata olan bakışınız da değişiyor. Yaşam tarzınız değişiyor. Kolay adapte olmak da zor. Yani o bölgeden buraya gelip birden tekrar şehir yaşantısına adapte olmak zor tabii ki ama o kırgınlık noktasında dediğim gibi özellikle ufak tefek kırgınlıklar da çok çabuk atlatılıyor onlar. Şey dikkatimi çekti, anlatmış olduğunuz ölümle burun buruna, mayın anı, mayın sahnesi olarak canlandı kafamızda tabii ki o. Orası dikkatimi çekti hocam. Buna benzer durumlar evet vardır. Yani sizin savaş bölgesinde hemen hemen her noktada o tür şeylere denk gelmek, o tür patlayıcılara denk gelmek mümkün. Özellikle Kuzey Irak'ta yol kenarında bırakılmış patlamamış mühimmatları görmek, işte yola döşenmiş mayınlar, hani bunlara çok sıklıkla geliyorsunuz, denk geliyorsunuz. Suriye'de yine benzer şeyler vardı. Hani iki adımda bir patlamamış mühimmat veyahut da yere döşenmiş, yola döşenmiş mayınlar. Bunları çok sıklıkla görebiliyorduk. Zaten aslında orada özellikle belirlenen yerler de var. Hani burada mayın var, burada patlamamış mühimmat var şeklinde aslında o petişelerle zaten belirleniyormuş. Hani orada o peşmerge askerinin
OPEC şeyi görmesiyle beni uyarması, aslında OPEC şeyi görmeseydi belki de uyaramayacaktı. O da görmeyecekti o mayını. OPEC şişeyle belirlenmiş o aslında o şey. Dolayısıyla savaş bölgesinde çok pet şişesi gördünüz mü? Onlardan uzak durmakta fayda var yani. Genelde altında mayın oluyor ve patlamamış mühimmat oluyor. Bu da savaş muhabirinden, savaş muhabirlerine ya da işte savaş muhabiri adaylarına bir öneri. Tabii özellikle o savaş bölgelerinde, Kuzey Irak'ta, Irak'ta, Suriye'de bu tür yerlerde o pet şişelerini gördünüz mü? Mutlaka orada patlayıcı var demektir. Başka buna benzer semboller nelerdir savaş muhabirliğinde unutulmaması? Çubuk dikerler. Genelde eğer yer belirlenmişse hani o orada olan noktalarda bir mayın bulunmuşsa, bir mühimmat bulunmuşsa oralara genelde çubuk dikerler. Çünkü onları imha edebilecek güç, yetenek, kapasite pek olmayabiliyor. Özellikle zaten hani grup halindeler, herhangi bir teknolojik altyapıları olmadığı için onları imha edebilecek çok bir güç yok açıkçası. Teknolojileri de yok. Hani dolayısıyla sadece uzaktan eğer hani dediğim gibi onlar belirlenmişse bir şekilde çubuk dikerek, işte pet şişe koyarak. Beden dili ön plana çıkıyor değil mi burada? Tabii yani bu aslında zaten... İletişimimizi genelde böyle sağlıyoruz. Yani aslında o an için tamamen beden dilini kullanıyorsunuz. Hani dediğim gibi hani o mayınları imha edebilecek bir yapı yok. Dolayısıyla hani işte savaş esnasından da bahsetmek istemiştim esasında. Savaş esnasında da beden dili iletişim önemli. Yani ses tabii yani şimdi neler bekliyor savaş muhabirleri savaşa gittiği anda? Orada neler bekliyor sizin? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Nelere hazırlık? Yani nelere hazırlıklı olmakta fayda var? Şimdi bir kere orada her şeye hazırlıklı olun. Hazırlıklı olmakta fayda var. Nasıl ifade etsem acaba diye düşünüyorum da. Bir bölgeye gittiğiniz aslında o bölgeyi önceden araştırmakta fayda var. Yani o bölgeyi bilmekte fayda var. Yani tabii ki oraya gitmeden orayı bilmek mümkün değil ama en azından bir araştırma yapmakta fayda var. Bölgeyi tanıma açısından. Beden dilinden bahsettiniz. Şimdi bir cephede sürekli sesli bir şekilde konuşmak zor. Ama daha çok zaten o noktada beden dili kullanılıyor. Özellikle sessiz kalınması gereken ortamlarda daha çok beden dili ön plana çıkıyor. Oraya gidecek olanlara neyi tavsiye edebilirim? Şunu tavsiye edebilirim. Bir kere her zaman sakin olmalılar. Sakinliklerini korumalılar. Her ne kadar zor durumda düşerseler düşsünler mutlaka ama mutlaka sakin kalmak zorundalar. En önemli şey orada sakin kalmak. Bir çatışmanın ortasında kalabilirsiniz. Yanınızdaki insanların ölümüne tanıklık edebilirsiniz. Hatta ekip arkadaşlarınızın vurulmasına yine şahitlik edebilirsiniz. Ama burada yapabileceğiniz en önemli şey sakin kalmak. Yani en büyük öneri söyleyebileceğim, önerebileceğim, aman ha buna dikkat et diyebileceğim en önemli şey bence bu. Yani sakin kalmak. Bütün olay orada sakin kalmakta bitiyor. Evet. Peki şöyle bir şey. Bir röportajımıza diyorsunuz ki anneme, ablama, yakınlarıma, eşime bazı zamanlarda savaşa gittiğimi söylemezdim. Çok dramatik de bir durum esasında. Gittiğiniz yeri söyleyemeden gidiyorsunuz ve tehlikeli bir yere gidiyorsunuz. Yani şöyle açıkçası hani savaş bölgesine giderken çok aileme bunu söyleyen biri değilim. Özellikle savaş bölgesine giderken ben bunu çok aileme söyleyen biri değilim. Özellikle anneme, ablama bahsetmem. Belki bazen abime söylerim. Hani haberi olsun diye. Onun dışında pek kimseye söylemiyorum. Neden söylemiyorum? Çünkü annem yaşlı bir insan. Biraz fazla duygusal. Rahatsızlıkları da var. Fazla panik. Dolayısıyla ben o bölgeden gelene kadar aklı kalıyor. Ablamla da aynı durum söz konusu. Ablam çok fazla duygusal. Sürekli arama ihtiyacı duyuyor bu sefer.
Ulaşamayınca panik yapıyor. Ulaştığında bazen ben müsait olmuyorum, beni uzun süre telefonda tutabiliyor. Benim panik yapmama neden olabiliyor. Dolayısıyla hani ben söylememeyi tercih ediyorum genelde. Özellikle hayatımdaki kadınlar diyeyim, annem, ablam, onlara pek söylemiyorum. Biraz daha kadınlar insanları... Duygusal insanlar. Onların duyguları başka. Yani bir annenin duygusu başka, bir ablanın duygusu başka. Onun için çok fazla bu konuyu dillendirmiyorum onlara gittiğimde. Evet. İşkence, tutukluluk, öldürülme tehlikesi. Bunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Elbette. Nasıl his bu? Nasıl aşıyorsunuz bunları? Mısır'da tutuldum bir süre. Herhangi bir işkenceye maruz kalmadım açıkçası. Ama bir kısa bir süreliğine bir esaret yaşadım. Başka bir bölgede yine hani herhangi bir tutuklulukla karşı karşıya gelmedim ama şöyle bir şey yaşayabiliyorsunuz. Bazen gittiğiniz bölgede alına koyabiliyorsunuz. Yani bir süre bekletilebiliyorsunuz. O da bir alıkoymadır aslında. Bazen bu 1-2 gün sürebiliyor, bazen 1-2 saat. Ama ben hiç işkenceye maruz kalmadım açıkçası o bölgelerde. Ancak şunu söyleyebilirim elbette ki özellikle farklı gruplar, terör gruplarının eline düşmeniz durumunda onların sizi farklı biri olarak algılama gibi, yani ajan olarak gibi değerlendirmeleri durumunda yaşayabileceğiniz birçok zorluk var diyebilirim. Yani hani eğer sizi bir ajan olarak değerlendirirseler aslında bir ajanlıkla alakanız yok. Tamamen orada bir gazetecilik işi yapıyorsunuz, faaliyet yürütüyorsunuz. Ama o gruplar, özellikle terör estiren grupların böyle bir algıya kapılması, sizi o niyetle almaları size büyük sıkıntılar yaşatabilir. Evet. Mısır'da alık olundum. Onun dışında Kahire'de. O günü anlatır mısınız? O dönem İhlas Haber Ajansı'nda çalışıyordum ben yine. Kahire'de devrim değil, darbe dönemiydi. Hı hı. Bizim büromuz Tahrir Meydanı'ndaydı. Aslında o Tahrir Meydanı'nda olmasının nedeni de devrim zamanında kiraladığımız bir büroydu. Ve o dönem bütün etkinlikler, bütün gösteriler Tahrir Meydanı'nda yürütülüyordu. Ancak darbe döneminde Tahrir Meydanı bu sefer darbecilerin toplandığı bir alan haline gelmişti. Direnişin yeri de Adeviye Meydanı olmuştu. Ancak bizim büromuz Tahrir Meydanı'nda kalmıştı. Artık oradan taşınma fırsatı yoktu. Yani darbecilerin bulunduğu noktadaydık maalesef. Tabii oradan sürekli yayınlar yapıyorduk. Mısır'dan o dönemde bütün dünya kamuoyuna yayın yapabilen iki kurumdan bir tanesiydik. Hatta bir ara tek kaldık. Yani bütün dünyaya yayın verebiliyorduk. Birçok kanal gelip bizim frekanslarımızla yayınlarını yapıyordu, görüntülerini geçiyordu. Dolayısıyla bu orada bizim hedef olmamıza neden oldu. Baltacı olarak tabir edilen bir grup vardı Mısır'da. Özellikle darbe yönetiminin kontrolünde olan bir grup, darbeye destek veren bir gruptu aslında onlar. Onlar ve Mısır polisinin ortak bir baskını sonucu büroya bir baskın yapıldı. Malzemelerimize el konuldu. O baskın sırasında içeride 3-4 kişiydik. Tabii baskının olacağını anlayınca benim Mısırlı arkadaşım dedi ki sen üst kata çık. Onlar içeriye girsinler. İçerikten sonra sen hiçbir şey yokmuş gibi gidersin. Hani beni alsalar bile mutlaka bırakacaklardır demişti. Öyle bir plan kurmuştuk. Tabii malzemeleri kaptırdık ama ben kendimi yakalatmamıştım. Yani oradan kaçmayı başarmıştım. Görüntüler gitti tabii ki. Onlar birçok görüntü büroda kalmıştı. Şöyle bir görüntü vardı aslında. Mısır'daki darbede. Şimdi Adeviye Meydanı'nda bir operasyon düzenlemişlerdi. Adeviye Meydanı'na bir operasyon düzenlendi. Sabaha karşı bir operasyondu. Şimdi CNN'den kameraman arkadaş vardı. Bir görüntü çekiyor köprü üstünden.
birçok insanın kaçtığını görüyorsunuz. Hani birçok insan kaçıyor o bölgeden ayrılmaya çalışırken. Ama iki kişi oraya koşmaya çalışıyor. O bölgeye girmeye çalışıyor. İnsanların kaçtığı noktaya girmeye çalışıyordu. İşte o iki kişiden biri bendim. Diğeri de Anadolu Ajansı'ndan Kenan Yeşilyurt, kameraman arkadaş. Bir tanesi de oydu. Görüntülerde... Selamla saygı ilanı. Evet, ona da selamlarımızı iletelim. Hani öyle bir görüntü vardı. Gerçekten Mısır darbe girişimi ayrı bir parantez açılacak bir noktaydı. Müthiş bir katliam yaşanmıştı. Özellikle Adeviye Meydanı'nda o operasyon, meydanın boşaltılma operasyonu sırasında çok fazla insan hayatını kaybetmişti, çok fazla insan yaralanmıştı ve bunların neredeyse tamamına tanıklık ediyorsunuz. Zor bir durum. Zor bir durum. Baktığımızda internet ortamından bir araştırma yapıldığında, savaş muhabirleri denildiğinde 10-12 savaş muhabiri önümüze sunuluyor. Tabii birçok savaş muhabiri var. Ama en çok araştırılan, en çok takip edilen, en çok beğenilen savaş muhabirleri arasında yer alıyorsunuz. Neye bağlı? Teveccüh. Tamam, ben teveccüh diyebilirim. Türkiye'deki tek savaş muhabirliği, ya aslında çok böyle kendimi savaş muhabiri olarak da tanımlamıyorum. Sadece o bölgede o görevi yerine getirmiş bir gazeteci olarak görüyorum. Hani daha çok özellikle öğrenci arkadaşlar genelde gelip sorduklarında işte savaş muhabiri. Ben genelde bunu şu şekilde değerlendiriyorum onlara. Hep savaş muhabiriyim diyemiyorum. Çünkü savaş muhabiri olmak kolay bir şey değil açıkçası. Türkiye'deki savaş muhabirlerinin savaş muhabirliği algısıyla yabancı savaş muhabirinin algısı arasında çok fark var aslında. Şimdi nedir o fark? Şu, Türkiye'de daha çok kısa dönemler, yani bir hafta, iki hafta, üç hafta o bölgede çalışıp geri geliyor. Bu da direkt etiket şu oluyor, savaş muhabiri. Aslında savaş muhabirliği uzun yıllar orada kalmayı gerektiren bir şey. Sadece savaşı değil, savaş sonrasını da takip etmeyi gerektiren bir durum. Yani savaş muhabirliği aslında bir iki hafta, bir iki ayla olunabilecek bir alınabilecek bir mertebe değil. Benim şahsi görüşüm tabii ki. O bölgede yaşamak lazım. Savaşı takip ettiniz. Peki savaştan sonra kurulan düzen, insanların yaşamı, göç eden bir sürü insan vardı. Onların geri gelişi, orada tekrar hayatlarını kurdular mı? Nasıl bir yol izlendi ondan sonra? O bölge nasıl bir değişime uğradı? Görüşü neydi, ne oldu? Yıkılan evlerin yerine yenisi yapıldı mı? Hani bunun bir takibi yapıldı mı? Yapılıyor mu? Türkiye'de bunu yapmak mümkün değil. Zaten hani bunu bu atmosferi sana sağlayacak bir kurum da yok açıkçası. Gündem olduğu an yaşanıyor sadece. Yani tamamen gündem ama bu özellikle yabancı savaş muhabirlerinde bu algı öyle değil. Daha farklı. Uzun yıllar o bölgede yaşıyorlar. Uzun yıllar orada kalıyorlar. Halkın içine karışıyorlar. Çok iyi takip ediyorlar, çok iyi analiz ediyorlar. Dolayısıyla aslında bana göre onların yaptığı asıl savaş muhabirliği. Bu arada şunu da söyleyeyim, az önce de ifade ettim tabii ki, yani gerçekten bu teveccüh. Hani dediğim gibi ben kendimi öyle tanımlamıyorum. Sadece o bölgede çalışmış bir muhabir olarak tanımlıyorum. Ama yine şunu da ifade edeyim, yani Türkiye'de önemli isimler var. Aslında savaş muhabirleri genelde yabancı savaş muhabirlerini tanınmışlığı çok daha ön planda. İşte ön planda olmasının nedeni, onların sözlerinin daha hakim olmasının nedeni, dediğim gibi uzun yıllar o bölgede kalmak, uzun süre o bölgeyi takip etmekten geliyor. Türkiye'de de çok önemli isimler var. Yani bu işi yapmış, yapmaya devam eden önemli isimler var. Yani bunları çok görüyoruz. Üzerinde emeği var dediğiniz kişiler. Çok var tabii ki, yani hani sadece savaş bölgesinde değil, gazeteciliğe adım atmamda üzerinde çok emeği olan insanlar var. İşte bunlardan bir tanesi bu işe girmemde vesile olan Önder Öztürk var. Savaş muhabirliğini, kameramanlığını daha doğrusu ilk gördüğüm insanlardan bir tanesi Gökhan Ayar var. Yani yine
Cemal Kaplanlar. Bunlar hep aslında bu saydığım isimler hep yerel kanalda, yerelde tanışıp birlikte çalıştığım insanlar. Ulusal'da da bende emeği çok olan insanlar var. İşte Hakan Süver var, Faruk Aydemir var, Erhan Yılmaz var. Bunlardan önemli, güzel şeyler öğrendik. Mesela Yağız Şenkal iyi bir muhabir. Çok takip ettiğim bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Evet, NTV'de şu anda. Gökten Bödük var. Kıymetli bir muhabirdir o da. Takip ettiğim insanlar var yani, hani onlardan bir şeyler öğrenmeye çalıştığım insanlar var. Coşkun abi var, hani o sürekli yine takip ettiğimiz insanlardan bir tanesi. Coşkun abi. Evet. Yani ondan çok şey öğreniyoruz, öğrenmeye de devam ediyoruz. İyi bir savaş muhabiriydi her dönem. Bu işi hakkıyla yerine getirmiş. Sadece savaş muhabiri değil, normal gazeteciliği de üst düzey olan bir insan. Ya onlardan birçok şey öğreniyoruz. Evet. Öğrenmeye de devam ediyoruz. Öğrenmenin sonu yok diyorsunuz. Yok, gazetecilikte ben oldum demek büyük yanılgıya düşürür. Her zaman, her gün, her haberde farklı şeyler öğrenirsin. Öğrenmek dedik. Nereden besleniyoruz? Hayat felsefemiz, hayata bakış açımız ne? Şimdi benim gazetecilikte hayata bakış açım şu: insan hayatına dokunmak. Yani bir insanın hayatına dokunabiliyor musun? Onun hayatında olumlu yönde bir değişime yol açabiliyor musun? Hani hep savaşı konuştuk ama bir de günümüzde sadece savaş değil, normal haberlerin de olduğu bir dönemdeyiz. Yani sadece gazetecilik deyip geçmemek lazım. Gazetecilik insan hayatına dokunabilmektir aslında. Yani hayatın şöyle, hayat hikayeleri, insan hikayeleri, o noktaya girebilmek de iyi bir gazeteciliktir. İyi bir yaşam biçimidir aslında. Hani o noktaya da dokunabilmekte fayda var. Sadece bir savaş muhabirliği, şimdi genelde hep bunu tekrar ediyorum. Özellikle iletişim okuyan öğrenciler geliyor, direkt söyledikleri şey işte ben savaş muhabiri olmak istiyorum. Yani ben savaş muhabiri olmak istiyorum diyebilmek için önce iyi bir muhabir olmak lazım. Önce iyi bir gazeteci olmak lazım. Olabilmek lazım. Bunlar önemli. İnsan hayatına dokunabilmek lazım. Yaptığın haberlerle insanların hayatını olumlu yönde etkileyebilmen lazım. Bilinçlendirmen lazım, bilgilendirmen lazım. Ben öyle bakıyorum. Evet, bakış açım. Peki, hayata gazetecilik değil de insan olarak baktığımızda, yani vatandaş olarak baktığımızda bakış açımız nedir? Niçin yaşarsınız? Temel gayeniz nedir? Yani açıkçası hayat nasıl bir bakış açısı ifade etsem bilemedim ki. Şimdi tabii bu duyguları yaşadıktan sonra gazeteci olmasaydım nasıl bir meslek grubunda olurdum, nasıl bir yaşam biçimim olurdu? Polis olacaktınız, asker olacaktınız. Yani benim kafamda var, bu var tabii ki. Yani eğer muhtemelen asker olabilseydim hiç tabii bu gazeteciliğe hiç girmeyecektim. Dolayısıyla bambaşka bir hayatım olacaktı herhalde, kışlayla ev arasında gelip giden, evet, bir hayat olacaktı yani. Peki savaş muhabirliğiyle, yani gazetecilikle insanlık arasında kaldığınız noktalar olmuştur elbette. Elbette yani, tabii ki olmaz olur mu? Yani bu savaş bölgesinde de kaldığımız çok oldu. Burada da yani İstanbul'da, Ankara'da, İzmit'te kaldığımız çok oldu. Örnek vereyim, bir trafik kazası oluyor ve o an ambulanstan da itfaiyeden de daha yakın oluyorsunuz. Sıkışmış sürücü koltuğunda sıkışmış, dışarıya çıkamıyor. Daha itfaiye gelmemiş, ambulans gelmemiş. Yani o an orada kimse yok, hadi ben bunun görüntüsünü çekeyim, haberini yapayım, bütün görüntüleri alayım diyemiyorsunuz. Kamerayı bırakıyorsunuz, fotoğraf makinesini bırakıyorsunuz, mikrofonu bırakıyorsunuz. Siz de koşup ona yardım ediyorsunuz. Aslında toplumda bu noktada gazetecilere müthiş bir haksızlık yapılıyor. Haber her şey zannediyorlar bizim için. Yok, bizim için haber her şey değil. Biz de tam bir gazeteciyiz ama aynı zamanda insanız ya biz. Bizim de duygularımız var. Normal bir
öğretmen yaşadığı duyguları biz de yaşıyoruz. Bir doktorun yaşadığı duyguları biz de yaşıyoruz. Veyahut da bir çöpçünün yaşadığı duygular bizde de var. Yani bizde bir, bizim de bir insani yönümüz var yani. Yok değil. Ve haber bizim için her şey değil. Elbette ki insanlığın çok ağır bastığı yerler olmuştur, olacaktır da. Bu sadece benim açımdan değil, bütün gazeteciler açısından böyledir. Bir tane örnek vereyim. Bizim daha geçen gün çok uzak bir tarihte değil. Kartal'da. Yani orada birçok arkadaşımız, ilk giden arkadaşlarımızdan işi gücü bırakıp acaba birini kurtarabilir miyiz diye düşünenler oldu. Başka bir örnek vereyim. Gece çalışan muhabir arkadaşlarımız var. Mesela Soner, Demirören Haber Ajansı'nda çalışan arkadaşımız Soner Hasırcıoğlu. Yangından bir tane çocuğu gidip kucağına alıp oradan uzaklaştırdı. Hani habercilikle insanlık arasında kalma gibi bir durum söz konusu yok aslında. Tamamen tamam, bu bir soru olabilir ama hiçbir gazeteci habercilikle insanlık arasında kalmaz. Direkt zaten tercihi bellidir. İnsanlığını yapar. Şimdi bir meşhur bir fotoğraf var. Akbaba'yla Afrika'da bir çocuk fotoğrafı. Evet. Çeken ünlü bir gazeteci var. Onun açıklamalarından sonra ben o gün o çocuğa yardım edebilirdim diyordu. Ama gazetecilikte insanlık arasında kaldım diyordu. Ve bu çok konuşuldu. Hem medyada hem gazeteciler arasında hem de soru olarak çok dile getirildi. Oradan bağlaçla bir sormak istemiştim. Çünkü böyle örnekler de var. Sizin düşüncenizce olmayan örnekler de var tabii. Var, mutlaka vardır. Yani ben haberime bakarım diyebilecek yapıda insanlarda yok mu? Var tabii ki ama bunun bir dilim üzerinden değerlendirecek olursak, bir yüzdelik dilim üzerinden değerlendirecek olursak ben bunun %1, %2 geçeceğini düşünmüyorum. Hani insanlıkla gazete habercilik arasında kaldığında hangisini tercih eder dediğimizde ben gazeteciliği tercih edebilecek oranın %1, %2 geçeceğini zannetmiyorum. Yani dolayısıyla %100 herkes insanlığı tercih eder, haberi görmezden gelir diyemeyiz tabii ki. Dramatik bir anı alabilir miyiz oralardan? Şimdi savaş bölgesinden kastımız sanırsam. Evet. Savaş bölgesinde sizi etkileyebilecek en büyük dramatik şeyler göçlerdir. Yani yine Kuzey Irak'tan bir örnek vereyim. Şimdi Tel Afar bölgesinde Türkmenler vardı ve bu o bölgede özellikle IŞİD saldırılarından sonra kaçmak zorunda kalan insanlar oldu. Şuna şahitlik ediyorsunuz. 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında çocuklar, aileler, kadınlar, yaşlı adamlar, bütün oradaki yaşayan insanlar dağ bayır demeden çıplak ayakla kaçmak zorunda kalıyor. Ve siz buna tanıklık ediyorsunuz. Benim için bir dramatik bir olaydır bu. Yani bu o göç olaylarına şahitlik etmek benim için çok acı bir şeydi. Bir tane daha örnek vermek isterim açıkçası. Biliyorsunuz Halep'in boşaltılması durumu vardı. O dönem Türkiye'de yaptığı anlaşmayla o Halep'te esir tutulan kesimin serbest bırakılması yönünde önemli rol almıştı ve Halep'teki insanlar o çatışma bölgesinden çıkartılmıştı. O dönem ona da şahitlik ettim. Şimdi İstanbul'dayız, güzel bir şehirde yaşıyoruz. Burada herhangi bir çocuğun herhalde bir meyve suyuna ulaşması çok zor bir durum değil. Çok basit gibi görünse de benim hayatımda çok önemli bir yer kaplayan bir durumdu. Tabii o tahliye edilen insanların içinde birçok çocuk vardı. İHA İnsani Yardım Vakfı karşılamıştı o insanları. Tabii geldiklerinde, otobüslerden indiklerinde işte hava çok soğuktu. Battaniye veriliyordu. Yine giyim, kuşam. Çünkü çocukların çoğu zaten ayaklarında ayakkabı dahi yoktu. Üzerlerinde mont yoktu ve hava buz gibiydi. Karınları acıkmıştı. Birçok yardım yapılıyordu orada. Ama bir çocuğa orada bir meyve suyu verildi ve onun o meyve suyunu içme anı benim gözlerimi yaşarttı. Yani sanki onu ilk defa görüyormuş gibi, ona hasret kalmış gibi, ona susamış gibi. Yani
O anı aslında anlatamazsın. Yani o anı yaşamak lazım yani. Benim zihnimde yer eden önemli anılardan bir tanesi dramatik olarak yani. Şu an gözlerinizin dolduğu gibi hissediyorum. Yani gerçekten o anları düşündükçe şimdi tekrar o anı yaşar gibi oldum. Dediğim gibi hani aslında anlattığınızda çok böyle karşı tarafı etkileyebilecek bir yanı yok, bir hikaye değil. Onu anlayabilmek için o anı yaşamak lazım. Hani bir çocuğun meyve suyu içmesi, bir meyve suyu içmesi ne kadar etkileyebilir ki bir insanı? Öyle düşünün. Ama benim hayatımda savaş bölgesinde etkilendiğim, bir daha bu kadar etkilenir miyim diyebileceğim önemli bir etkendi diyebilirim. Yani müthiş bir etkilenme olmuştu ki tutamadım ben kendimi orada. Yani ağladım ve herhalde çok nadirdir ağlamalarım o bölgelerde. Ama ona gerçekten dayanamamıştım yani. Evet, zor bir durum. Anadolu Ajansı'nın eğitimleri var, savaş bölgesiyle. Bunlar hakkında yani. Türkiye'de zaten başka eğitim veren bir kurum yok. Olmaması kötü. Neden kötü? Çünkü dediğim gibi gerçekten savaş muhabirliğe bakış açısı, Türkiye'de savaş muhabirliğine bakış açısı çok basit. Basite alınıyor. Ne var ki gider yaparım. Hani sürekli bunun örneğini veriyorum. Ya bir öğrenci arkadaşımız bile daha mesleğe başlamış. Sadece bu işin okulunu okuyor. Direkt hedefi savaş muhabirliği. Ya savaş bölgesi. Savaş bölgesi bu kadar kolay değil. Basite alınmaması da lazım. Savaş bölgesine gitmek, orada bir iki çatışma çekmek, çekmekle iş bitmiyor. Yani az önce ifade ettiğim savaş bölgesinde çalışmak istiyorsanız tabii ki orada çalışarak bir tecrübe elde edersiniz ama oraya dokunabilmek lazım. Oranın kaderini değiştirebilecek haberlere imza atmak lazım. İyi analiz etmek lazım. Yapacağın her haberin ölçüsünü iyi belirlemek lazım. Görmek lazım. Yani sadece bir iki çatışma çektim, oldu bittiye getirmemekte fayda var. Dolayısıyla bunu algılayabilmek için de eğitimler olması lazım. Sadece haber yapma açısından değil, aynı zamanda kendini koruma noktasında da nasıl korunursun? O bölgeyi nasıl, bölgeye gitmeden önce neler yapman gerekir, giderken yanında neler götürmen gerekir, o bölgenin dili, o bölgenin yaşam biçimi, insanların yaklaşım tarzı, bütün bunları öğretecek, eğitecek, bu algıyı sende oluşturabilecek bir eğitim kurumunun olmasında fayda var. Peki eğitimin içinde sizin gibi tecrübeli isimlerin olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani böyle bir teklif geldi mi? Gelirse değerlendirmek için düşünüyor musunuz? Yani şimdi tecrübe diyoruz ya, elbette ki ben tecrübemi herkeste o bölgeye gidecek olan veyahut o bölgeye gitmeye aday, savaş bölgelerine gitmeye aday herkeste paylaşmak isterim. Neden paylaşmayayım? Yani neden olmasın? İyi bir eğitimden geçsin ki oraya gittiğinde oranın belki de biz yapamadık, belki o yapar, o savaş bölgesinin kaderini değiştirir. Neden olmasın? Ama eğitim verilmiyor maalesef. Anadolu Ajansı dışında savaş muhabirliği noktasında eğitim veren bir kurum yok. Bu da büyük bir eksiklik. Çok büyük bir eksiklik Türkiye'de. Olması lazım. Bunun olmasında da fayda var. Sadece dediğim gibi sadece bakış açısı değil. Bir de orada kendini korumak da gerekir. Bir çalışma bölgesinden artık çıkman gerektiğinde ne yapman gerekir? Nasıl çıkarsın oradan? Evet, bunların eğitimi. Bunlar önemli. Yani ikinci bir savaşı görebilmek tabii ki dileğimiz hiçbir zaman savaş olması yönünde değil ama bir savaş muhabirinin en önemli motivasyon kaynağı da bir sonraki savaşı görebilmektir yani. Evet. Yani bu bir motivasyon kaynağıdır. Bir sonraki savaşı görebilmek. Süreklilik. Yani bir sonraki savaşı görebilme arzusu senin aslında o an oradan çıkmanı, sağ salim çıkmanı etkileyecek bir durum. Yani çok fazla kahramanlık yapmak diyeyim. Kahramanlık yapmazsın, işini yaparsın. Kurtardığı kadar çalışırsın. Çok fazla girmezsin işin içlerine. Evet. Hani hayatın riske atacak şeylere girmezsin yani. Peki şöyle bir durum daha var. Eğitim dedik. Bu savaş muhabiriyle ilgili epeyce konuştuk. Çin'de yapay zekalı bir spiker. Haberini Twitter'dan esprili bir dille paylaştınız.
işte şimdi sunucu spiker arkadaşlarımız düşünsün diye. Nasıl yorumluyorsunuz? Ya ben, ki muhabirliğe de sizin alanınıza da bulaşır mı bu yapay zeka durumu? Ben de onu haberlerden öğrendim. Arkadaşlarımız haberleştirmiş. Tabii benimki tamamen bir espriydi. Şimdi spikerler, sunucular düşünsün yaklaşımı tamamen bir espriydi. Elbette ki bizim, ya ben bir muhabir olarak her zaman karşımda yapay zekalı bir robot değil de böyle canlı kanlı bir spiker isterim tabii ki. Bu benim tercihimdir. Ama bunun zaten yakın zamanda Türkiye'de oluşması, Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. O zor. Yani şu aşamada Türkiye'de gelmesi, Türkiye'de böyle bir algının oturması, oluşması uzun süre alır. Ama teknoloji gelişiyor. Özellikle Çin'de, Uzak Doğu'da, Kore'de bu tür yeni atılımlar yapılıyor. Spiker, yapay zekalı spiker, spiker olur mu? Olur da muhabir nasıl olur? Sokakta biraz zor. Zor olur yani herhalde ya sokakta. Masa başına oturması biraz daha kolay ayarlanabilir belki. Yani belki ayarlanabilir ama şimdi bir de karşınızda yapay zekalı bir spiker var. Ses gelmiyor. Sesim geliyor mu? Seslenen bir iki falan. Zaten saniyeler oluyor bu iş. Yani nasıl olacak o iş? Ayrıntısını bilmiyoruz bakalım. Yani en azından ama belki şey dersiniz ya işte bu da yapay zekalı. Ne takacağım kafama tarzında. Gibi. Gücünüz olur. Olur herhalde yani. Evet. Ama muhabirlik muhabirlik yapar mı? Öyle bir geliştirme olur mu? Yakın gelecekte değil de önümüzdeki uzun yıllarda belki o da olur. Mühim iki konu var, oraya geçeceğim ve röportajımızın sonuna geldiğimizi söyleyeceğim. Gezi Parkı olaylarında görev aldınız. Gezi Parkı, evet. O günleri biraz sizin ağzınızdan, sizin perspektiflerinizden dinleyebilir miyiz? Neler yaşadınız? Dramatik olur bir anı alabilir miyiz sizden? Yani Gezi Parkı bana göre masumane başlayan, tamamen doğayı korumaya çalışan bir grubun eylemiyle başladı. Ama ilerleyen günlerde amacından şaştığı, farklı grupların yönlendirmesine girdiği. Tabii bunlar bizim tanıklık ettiğimiz şeyler. En basit örneğini şu şekilde verebilirim. Ben hiçbir dönemde de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteriyle bölücü terör örgütü liderinin posterini aynı alanda görmek istemem, tutmak da istemem. Ama maalesef o dönemde onlara şahitlik ettik ki bunlar çok fotoğraflandı, görüntülendi de. Dediğim gibi ben Gezi Parkı olayları diyeyim. Yani Gezi Parkı'nın olayların çok masumane, çok da doğru başladığını düşünüyorum. Ama ilerleyen günlerde farklı grupların da araya girmesiyle, devreye girmesiyle, yönlendirmesiyle amacından şaştığını gördük, gözlemledik. Gezi Parkı'na ilişkin yani diyebileceğim şeyler bunlar. Tabii olayların o noktaya gelmesinde yanlış olanlar da vardı. Örneğin çadırların yakılması. Aslında çadırların yakılması da fitilini ateşleyen bir etkendi ve o çadırların yakılması da bence biraz bilerek yapılan bir şeydi. Belki orada kişisel, belki bir müdürün yönlendirmesiyle, ki bunlar zaten 15 Temmuz'da birçok şey ortaya çıktı onlara ilişkin. Dediğim gibi Gezi Parkı bana göre masumane başlayan ancak ilerleyen günlerde amacından sıyrılan olayla dönüştü. Tabii orada iyi niyetli birçok insanın yaşantısına tanıklık ettik. Farklı illerden gelip gerçekten amacı doğayı korumak olan insanlar vardı. Dramatik olan açıkçası ilk günlerde o savunma, doğayı koruma içgüdüsünün hepsi dramatikti ama sonraki günlerde açıkçası herhangi bir dramatik olaya denk gelmedik. O dramatik olayları genelde yaşayan bizlerdik. Çünkü o dönem medyaya karşı da bir ön yargı vardı.
bir şiddet vardı. Örneğin yani Gezi Parkı'na hiçbir medya mensubu alınmıyordu. Yani dolayısıyla aslında o an bütün dramatiği yaşayan, dramatik olayları yaşayan, şiddete maruz kalan bizlerdik yani. Medya mensuplarıydı, gazetecilerdi. Evet. Peki dramatik neler yaşadınız o anlarda? Ya da nelere şahit oldunuz sizi şaşırtan, size farklı gelen, sizi ilginizi çeken farklı yönde duygusallığa sürükleyen veya endişelendiren neler vardı? Gezi Parkı mı? Evet. Gezi Parkı'nda dediğim gibi hani özellikle Gezi Parkı ve çevresi tabii ki olayların olduğu. Ya olayların olduğu nokta zaten biliyorsunuz ilk Gezi Parkı'nda o çadırların yakılmasıyla başladı. Aslında oraya getirilen o çadırlar tamamen bir işte biz buradayız gitmeyeceğiz doğamızı koruyacağız mantığıyla getirilmiş çadırlardı ve onlar çok fazla kalacak şeyler değildi. Belki de bir medyaya görüntü verme açısından bir süstü de diyebiliriz ama dediğim gibi onların yakılması aslında bütün olayların fitilini bütün olayların başlamasına neden oldu. O fitili ateşleyen olay oldu, nokta oldu. Dediğim gibi hani ben çok fazla açıkçası Gezi Parkı'nda benim için şu olay dramatiktir diyebileceğim çok fazla bir şeyle karşılaşmadım. Çünkü o bölgeye özellikle Gezi Parkı'na ilerleyen günlerde çok fazla girme noktasında giremedik. Ama beni üzen noktalar vardı elbette. Hani görmek istemediğim şeyler çok olmuştur. Az önce de ifade ettim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin farklı bir terör örgütünün şeyiyle aynı posteriyle aynı alanda görmek benim için üzücü bir şeydi. Benim açımdan dramatik bir konuydu açıkçası. Kızını kaybeden bir baba vardı. Gezi Parkı'na gelmişti. Kızı da bir dönem Gezi Parkı'nda o eylemlere katılmıştı. Sonra haber alamamıştı. Gezi Parkı'nda ona denk gelmiştim ben. Kızını arıyordu. İşte onun o anki çabası ki sonradan öğrendiğimizde kızı intihar etmişti. Eylemden dönerken, evine giderken intihar etmişti. Onun bir şeyini yaşamıştım açıkçası ama sonrasında içimde onun duygusallığını yaşamıştım. Benim açımdan Gezi Parkı'nda aklımda kalan kötü bir anı diyebilirim yani evet. Onun için. Peki bir de 15 Temmuz'u yaşayan gazetecilerden bir tanesisiniz. 15 Temmuz gecesi ilk haber alışınız nasıl oldu? Sonrası nasıl gelişti? Neler yaşadınız? Neler yaptınız? Nerede görevlendiniz? 15 Temmuz gecesi ben aslında o gün izinliydim ama zaten akşam çalışmadığım için mesai saatimin bittiği bir ana denk gelmiştim. Mahalledeydim. Arkadaş telefon açtı, gazeteci bir arkadaş. Dedi ki ya dedi köprüde ilginç bir durum var dedi ya. Köprüde trafiği kesmişlerdi. Neden trafiği keserler ki falan dedi. Bir de asker kesmiş dedi. Ne zannettiniz? Yani ilk başta dedik ki tatbikat olabilir dedik, önemli bir ihbar olabilir dedik, tabi terör operasyonu olabilir dedik. Ama tabi şeyin içinde asker olması biraz böyle bir kafayı kurdu da hiçbir zaman aklımda darbe gelmiyor ama. Yani evet bu bir darbe girişimidir diyebilmek çok zor. Sonra farklı bölgelerden askerin sokakta olduğu, işte yolların kesildiği, bilgileri geldi. Bazı kamu kurumlarına girildi dedik yani. Ondan sonra dedim ki yani bu herhalde artık dedim bir tatbikat olayından çok daha fazlası bu. Yani bir tatbikat olamaz. Böyle bir tatbikat yok. Böyle bir terör operasyonu da yok. Sonra yavaş yavaş acaba mı derken aslında son ana kadar o resmi açıklamalar, o açıklamalar gelene kadar da insan konduramıyor. Yani Türkiye'de en son kaç yıl önce darbe olmuş. Ondan sonra bir daha darbe olmaz. Artık daha demokratik bir ortam var. İşte bir de kaçıncı yüzyıldayız canım yani. Ne darbesi dediğimiz bir döneme denk gelmesi. Açıkçası insan konduramıyor ama sonrasından anladık ki aslında bir darbe değil, bir kalkışma. Çünkü o darbeyi hem medya, hem halk, hem de yönetim olarak
güç birliği yaptık. Püskürttük de yani başaramadılar. Dolayısıyla bir darbe diyemeyiz ona. Bir kalkışmaydı, hain bir kalkışmaydı. Ama gerçekten halkın oradaki gösterdiği direniş benim açımdan, bakış açım, ben öyle bakıyorum, bir milattır. Daha önce defalarca yönetimi darbelerle değiştirilmiş, darbelerle geriye götürülmüş bir ülkeydik. Bu sefer halk buna müsaade etmedi. Bu sefer emretmeyin paşam dediler ya. Yani emriniz olur demediler. Emretmeyin paşa dediler yani. Zaten bu bir bu kalkışma da artık zaten bunu herkes çok iyi biliyor. Şu an Türkiye'yi yönetenler de bunu ifade ediyor. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalkıştığı bir durum değildir. Dolayısıyla burada Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de zan altında bırakmamak lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri bizim ülkemizin göz bebeğidir. İftiharımızdır. Her şeyimizdir. Dolayısıyla bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir kalkışması değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde yapılanmış hain bir yapının kalkışmasıydı. Halk da gereken cevabı verdi. Peki siz o anlarda yaşadınız? Nerede yürüye gittiniz? Ben o an dediğim gibi ben haberi alır almaz artık bu iş şeyden çığırından çıktı, bu bir tatbikat olamaz deyince ben direkt araba çağırdım. Arabayla önce Vatan Caddesi'ne doğru geldim. Vatan Caddesi'nde tabii artık yollar kapatılmıştı. İnsanlar sokağa dökülmüştü. Orada müthiş bir kalabalık vardı. Askerler emniyete gelmişti. Tanklar vardı. İşte askeri araçlar falan vardı. Polisler kapıyı kapatmıştı. Müthiş bir curcuna vardı o bölgede. Halkın da yardımıyla polisler o şeydeki emniyetteki olayı, emniyete gelen askerleri gözaltına aldı. Yani ilk başta içeriye almadı, sonra silahlarını aldı, içeriye aldı onları. Yani gözaltına aldı. Oradaki emniyetin önündeki olay kontrol altına alındıktan sonra, oradaki girişim kontrol altına alındıktan sonra ben şeye doğru geçtim. Veznecilere geçtim. İşte veznecilerde müthiş bir çatışma vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde. Oradaki çatışma çok şiddetliydi. Daha sonra kendisiyle röportaj yaptığım bir arkadaş vardı. Orada vurulan, ayağından vurulan bir arkadaş. Evet, Gazi olan bir arkadaş vardı. Onunla daha sonra da görüşme fırsatım oldu. Ona vurulmasına tanıklık ettim. Çok cesurca yürüdü darbecilerin üzerine. Aslında orada o kitleyi de arkasından sürükleyenlerden bir tanesi de oydu. Çok vurulanlardı orada. Gerçekten kötü bir atmosferdi. Hani insanı duygulandıran, vurulanlara rağmen vazgeçmeyen bir topluluk vardı orada. Birçok insan vurulmuştu, hayatını kaybedenler vardı, yaralananlar vardı. Ama yine de geri adım atmayan bir topluluk vardı. O benim açımdan müthiş bir şeydi. Ben orayı genel olarak şöyle değerlendiriyorum. Hani 15 Temmuz destanı, 15 Temmuz destanı, halk destanıdır aslında 15 Temmuz. Halkın gösterdiği destansı bir direnişti. Yani o veznecilerde başlayan, köprüyle devam eden, köprüdeki mücadeleyle daha doğrusu devam eden bir destan. Sadece İstanbul'da değil, Ankara'da da benzer şeyler vardı. Oradan ben Harbiye'ye geçtim. TRT binasının, biliyorsunuz TRT binası da basılmıştı darbeciler tarafından. Orada ben polislerin şöyle bir şeyi vardı. Lütfen silahınızı bırakın, gelin teslim olun. Yani siz de bu ülkenin askerisiniz, biz polisiyiz, birbirimize mi kurşun sıkacağız diye ısrarla sözlü bir şekilde ikna etmeye çalışırken onlara maalesef ateşle karşılık veriliyordu. Dua eden polisler, dua eden insanlar, yani şu an düşünüyorum da gerçekten duygulandıran bir atmosferdi. Harbiye'de
Harbiye'de, o TRT binasının olduğu bölgede bir tane kadın gelmişti sanırım. Polis panzerine bindi. Ve oradan askerlere, o binadaki askerlere seslendi. Kardeşinize mi kurşun sıkacaksınız? Bize mi kurşun sıkacaksınız diye. Tam o kelimesinin üstüne maalesef bir şarjör boşaltıldı diyebilirim yani. Evet, sıkıldı. Kardeşine maalesef o hainler, daha doğrusu kardeş bildiğimiz o hainler, kardeşlerine o an sıkıyorlardı. Ve bu bir tatbikat değildi, bir eğitim atışı da değildi. Kullanılan o mermiler bir eğitim mermisi de değildi. Gerçekten öldürücü ve gerçek mermilerdi yani. Zor anlar yani. Zor, zordu. Tabii o da bir çatışma, o da bir savaş anı, bir durum. Şöyle ifade edeyim. Hani çok savaş bölgesinde çok fazla görev yaptık. Çok fazla şeye tanıklık ettik ama 15 Temmuz başka bir şeydi. Evet, o da bir savaş. Yani kendi ülkende böyle bir şeyle karşı karşıya kalmak, yani iki kardeş yapının, yani biz en azından sen öyle değerlendiriyorsun, iki kardeş yapı diyorsun. Bizim nazarımızda Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk Polis Teşkilatı kardeş yapılardır yani. Birbirlerinin kardeşidir yani, birbirlerinin dostudur, arkadaşıdır. Biri dardaysa öteki onun yardımına gider. Böyle değerlendiririz, böyle görürüz. Ama iki yapının birbiriyle karşı karşıya gelmesi, aslında iki yapının birbiriyle karşı karşıya gelmesi demeyelim. Demek de istemem böyle bir şey. Çünkü iki yapının birbirine karşı karşıya gelmesi değil. Sadece bir yapının içinde yuvalanmış hainlerin, kardeş bildiğimiz hainlerin diğer yapıyla çatışması. Müthiş üzücü bir şeydi yani. Hani o an tabii bunu bu şekilde değerlendiremiyorduk. Göremiyorsun hani, sonra her şeyi daha net bir şekilde öğreniyorsun ama o an şunu değerlendiriyorsun. Yani kardeş kavgası olarak görüyorsun. Yani polisle asker arasındaki çatışmadan kastediyorum. Bu tabii çok üzücü bir şeydi. Yani bir tarafta Orta Doğu'da karşılaştığın, savaş bölgesinde karşılaştığın atmosfer, iki farklı düşman grubun çatışması, diğer tarafta kardeş olarak gördüğün iki grubun çatışması. Yani bu tamamen böyle görüyorsun. Öyle günleri yaşamamamız dileğimizle. Temennimiz bir daha böyle bir şey yaşamamak. Evet. Peki öğrencilere önerileriniz nelerdir röportajımız sonuna gelirken? Özellikle savaş muhabiri olmak isteyen, gazeteci olmak isteyen ya da hayatın içerisinde bir şeylerin emininde olan öğrencilere ne önerirsiniz? Şimdi şöyle sesleniyoruz değil mi? Sevgili öğrenci kardeşlerim, hemen savaş muhabiri olmayın. Önce muhabir olun, önce gazeteci olun. Direkt ben hani az önce de ifade ettim ya, konuşmamda bunu sıklıkla ifade ettim. Öğrenci arkadaşlar yazıyorlar, arıyorlar, ediyorlar, konuşalım, edelim. Ama direkt sordukları şey, savaş muhabiri nasıl olur? Savaş muhabiri olamazsın. Yani okuldan çıkıp savaş muhabiri, kimse savaş muhabiri yapmaz seni. Bir okulunu okuyacaksın, okulunu bitireceksin. Orada da iyi şeyler öğreniyorsunuz. Yani okullarda iyi şeyler öğretiyorlar. Ama tabii ki gazeteciliği sahada öğrenirsiniz. Tavsiyem şu. Tamam, hayallerinizden vazgeçmeyin. Ama en tepeden değil, en alttan başlayın. Yani savaş muhabirliği tepedir. Yani en tepedir bana göre. Siz en tepeden başlamak istiyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. En tepeden başlayamazsınız. En alttan başlayın. Yerelde çalışmaktan gocunmayın. Yerelde çalışmak, çalışanın CV'si daha güçlü olur. Kalemi daha güçlü olur. Habercilik mantığı, habercilik düşüncesi, bakış açısı daha güçlü olur. Şimdi özellikle öğrenci arkadaşlar yerelde çalışmayı şey görüyor. Hani sanki böyle küçük bir şeymiş gibi görüyor. Küçük bir şey değil. Yerelde gazetecilik yapmak büyük bir şeydir. Hani en az ulusal kadar değerlidir. Onun kadar önemlidir. Bir kentin haberini yapıyorsun yahu. Küçük olur mu? Bir kentin belki de orada yapacağın bir haber o kentin kaderini belirleyecek, kaderini değiştirecek. Evet. Önemli bir rol oynayacak yani. Aynı oluyorsun kentin sorunları. Tabii ki yani kent sorunlarını dile getirmek, o kentin sorunlarını, hatta o kentin güzelliklerini, o kentin özelliklerini, işte bunları haberleştirmek, bunlarla işe başlamak, bunlar güzel bir şey. Yerelden başlasınlar. Benim gazeteci adaylarına diyebileceğim, o öğrenci arkadaşlara diyebileceğim şey bu.
Hemen en tepeye koşmayın. En alttan gelin. Şunu söyleyebilirim ki iyi bir gazeteci olacaksınızdır. İnşallah. 6M1K ile ilgili olumlu olumsuz özgür. Yani gerçekten çok müthiş bir sohbet ortamı. Güzel bir ortam oldu benim için. Farklı bir deneyim oldu. İlk defa bu kadar uzun röportaj veriyorum bu arada. Bu da bizim tarihimize de bir ilk. Mühim konulara değindik. Biraz yani Orta Doğu'daki Arap Baharı'ndan tutun tanıklık ettiğimiz Gezi Parkı'na Türkiye'de ve 15 Temmuz'a kadar geldik. Bunun yanında bir de hayatınızı sıkıştırdık. Evet, biraz oradan oraya daldan dala koştuk. Bazen kopukluklar oldu. Onun için affınıza sığınıyoruz. Yani kelimeyi getiremediğimiz anlar oldu. Ama elimizden geldiğince iyi bir şey yapmaya çalıştık diye düşünüyorum. Gerçekten ama farklı bir deneyim oldu benim için. En uzun yayınımız oldu diye. En uzun yayınım kesinlikle. Habercilik tarihinde en uzun yayınım diyebilir miyim? Ya daha önce katıldığım birkaç tane program vardı. 80 dakikayı bulmuş muydu? Muhtemelen bulmamıştı ya. Bulmamıştı. Evet. En uzun yayını. Biraz harbiden sürmüş ya. Sizi yorduk daha çok. Yok, önemli değil. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkürler.